Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte sıfır olarak satılan ve oldukça ucuz olan bu masaüstü bilgisayarı inceliyoruz. N11 gitti gidiyor gibi çeşitli web sitelerinde kendisini bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Yaklaşık 600 liraya aldık. İşte bunun monitörlü versiyonları var. İçine klavye mouse eklemişler. Fiyatı artan var, eksilen var ama en ucuzlardan bir tanesi. Biz de bu arkadaşlar neler yapılabilir merak ettik. Sizleri şimdi test edelim istedik. Şimdi lafı çok dolandırmayalım. Gelin isterseniz bu arkadaşlara bir oyun oynamaya çalışalım. Çalışalım dedim, bakın fark ettiyseniz. Ayarları ben en düşüğe ayarlamıştım. Başladık bu arada Counter'a. Ekran kaydı almamızın sebebi şu arkadaşlar. Oyunlar zaten deli gibi kasıyor. Bir de ekran kaydı aldığımız zaman oyunlar iki kat kasmaya başlıyor. Counter'ı bu şekilde oynamak imkansız. Gördüğünüz gibi dönmesi geç, okular geç yükleniyor, nişan alamıyorsunuz. Pusarak oynayacaksanız alabilirsiniz. Şöyle bir yerde sabit durun, gelene sıkın. Ama bir adam vurursam bu şekilde başarı sayarım. Dönmüyor ki. Lan bıçaklama beni, bıçaklama ya. Şöyle ben boşluğa doğru sıkayım, belki oraya biri denk gelir. Aha bıçak yedik ya. Aha gel buraya, gel senin gafili avlayacağım, gel. Aha vurdum, hadi görüşürüz. Kişiyi vurdum. Kaç. Burada gayet güzel çalışıyor ama ben yine adam vuramayacağım. Hah lan. Bir. Hop şöyle bir uçalım bakalım. Uçamadık. Kaçalım o zaman. Sen ne yapıyorsun burada çocuğu? Ya yavrum bana elleme, ben gideyim buradan ya. Vurdu bizi valla. Leveli indirdi adam. Son oyunumuz efsane San Andreas arkadaşlar. Bir tane çete bulalım, bir salça olalım bakalım. Aha çete. Ne yapıyoruz lan? Aha pardon kardeşim ya. Ha cheat activated oldu. Neyin cheat'i bu ama? Abi Umut'a dedim ki bana San Andreas şifrelerinden oku dedim. Bir tanesine yazayım dedim. Bana ne şifresini vermiş olabilir? Oyunu ağırlaştıran şifreyi verdi. Dayı ne yapıyorsun dayı? Polis oğlum o polis. Allah. Aa kadın da geldi. Bayağı oynanıyor lan. Abi GTA cayır cayır akıyor ya. Abi niye herkes bana sıkıyor? Alın bunu o zaman. Bye bye happiness. Nereye? Sonsuza kadar yanacağım mı ben öyle? Oh! Abi taksiler de bana doğru geliyor. Kaç. Ya bir huzur verin ya. Hile deniyordum sadece. Neyse GTA San Andreas oynanıyor arkadaşlar. Herhangi bir sorun yok. Chrome'a girelim, bir video açalım. Neler olacak ona bakalım. YouTube'dan 1080p bir video açtık arkadaşlar. Herhangi bir sorun yok. Gördüğünüz gibi şöyle ileri alayım hatta. 1080p bir video cayır cayır sıkıntısız bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Bir de şöyle web sitesinde zaten dolaşmada herhangi bir sorun yok arkadaşlar. İstediğiniz haberi girip rahat rahat okuyabilirsiniz. Videonuzu da izleyebilirsiniz. Çağdaş'tan kontrol t isteği geldi. Bunda da bence çok büyük bir sıkıntı yok arkadaşlar. Oyunlarımızı oynadık arkadaşlar. Oyun tarafından pek bir şey beklemeyeceğimizi zaten satın alırken biliyorduk. İçinde i5 bir işlemci var ama i5 dediğimize bakmayın, yeni nesil değil, ilk nesil i5. 2.5 GHz hızında çalışıyor. Turbo ile 3.05'e kadar yükselebiliyor. Ayrıca üzerinde Intel HD Graphics dahili bir ekran kartı var. O da 1 GB'lık bir ekran kartı. Tabii ki de oyunlarda hiçbir etkisi yok. Yani gördüğünüz gibi ufak tefek oyunları oynayabiliyorsunuz. RAM'imiz 4 GB arkadaşlar. Bunun yanında da 320 GB'lık bir hard diski içinde mevcut. Tabii ki SSD değil, bildiğimiz normal hard disk. Bunun yanında herhangi bir DVD writer vesaire öyle bir şey de eklemişler. Yani fiyattan ne kadar kısılabilirse o kadar kısmışlar. Ofis uygulamanında falan hafiften kastırabilir ama evde böyle internette dolaşmada vesaire rahat rahat işlerinizi görebilir. Son olarak giriş çıkışlardan da bahsedelim. Ön tarafta iki tane USB'miz, işte kulaklık, mikrofon girişleri falan filan orada yer alıyor. Bir de ön tarafta açma kapama tuşumuz var. Burada kasa önden baktığımız zaman bence çok kötü gözükmüyor. Çok eskiymiş gibi durmuyor. Arka tarafa baktığımız zaman da arka tarafta 6 tane USB eklemişler. Tabii ki de A kablomuzu takabiliyoruz. HDMI ve VGA da buradan bağlayabiliyoruz dilersek. Burada bir ek yapmak istiyorum. Bize gelen üründe VGA'dan çalıştıramadık arkadaşlar. Direkt HDMI'den bağladık. Görüntü de zart diye gitti. Onda da herhangi bir sorun yaşamadık. Tabii ki de alt tarafta yine kulaklık, mikrofon girişleri vesaire onlar mevcut. Bunlardan da bahsettiğimize göre artık videomuzun sonuna gelebiliriz arkadaşlar. Bilgisayarım olsun, taştan olsun diyorsanız benim 600 liram var. Ben sadece internette ufak ufak dolaşırım. İşte webtekno.com'a girerim, haberleri okurum, YouTube'dan video izlerim falan diyorsanız gayet alınabilecek bir bilgisayar. Daha da fazlasını zaten vermeye bence gerek yok. Bunun dışında tabii ki de dediğim gibi işte Half-Life oynayacaksanız, GTA Vice City hayranıysanız yine alabilirsiniz ama onun dışında herhangi bir oyun deneyim beklemenin de bir mantığı yok. Artık videomuzu kapatabiliriz arkadaşlar. Bunu takipçilerimizden birkaçı bize söylemişti. Biz de bir alıp deneyelim dedik. Her zaman olduğu gibi kafanıza takılan her türlü soruyu hemen aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Ayrıca şuradan videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Aha bozuldu kamera.